Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere regresyon analizinin her zaman yapılıp yapılmayacağından bahsetmek istiyorum. Yani diğer bir ifadeyle regresyon analizi yapmak için hangi koşulların sağlanması gerektiğinden, yani daha teknik olarak varsayımlarından bahsetmek istiyorum. Belli bir varsayımı vardır regresyon analizinin. Yani bu şöyle söyleyelim, bu varsayımlardan bir kısım varsayımlardan makalelerde bahsedilir. Yazarken özellikle araştırma yaparken bir kısımdan bahsedilmez ama doğrusu olan, eğer ki modelinize güveniyorsanız, her türlü varsayımı koymanız gerekiyor arkadaşlar, ya tezinize ya da makalenize. Şimdi şöyle bir başlayalım. Mesela varsayım olarak ilk varsayım örneklem büyüklüğü. Şimdi örneklem büyüklüğü hep şunu sorarlar. Yani hocam regresyon analizi yapacağız ama kaç kişiden veri toplayalım? Böyle bir soru vardır. Şimdi tabii ki de buradaki en büyük etken kullanacağınız değişken sayısıdır. Özellikle bağımsız değişkeninize kaç tane olduğunu kendiniz öncelikle test etmeniz lazım. Yani kaç tane bağımsız değişken kullanacaksınız? Şimdi formülümüz şu. Bakıldığında bakın n eşittir ve 8m artı 50. Yani şöyle düşünün. Buradaki m buradaki bağımsız değişken sayısı. Mesela ben 5 tane bağımsız değişkenle çalışıyorsam, o zaman burada 8 çarpı 5 eşittir 40. 50 ile topluyorum. 90 kişilik bir veri setine ihtiyacınız var. Mesela bizim diğer sunumda da bahsettiğimiz bir model vardı. Şimdi şöyle bir modeldi bu. Modelde kaç tane bağımsız değişkeniniz var? Vize sınavı, quiz ve cinsiyet. Bağımlı değişkeniniz burada zaten. 3 tane bağımsız değişkeniniz var. O zaman formülde ben bu 3'ü yerine koyarsam 8 çarpı 3 eşittir 24. Bir de 50 ile toplayacaksınız. Buradan da 74 kişiyle yapmanız yeterli olacaktır şeklinde de söyleniyor. Tabi bu alt limit ne kadar fazla o kadar hatasız ölçüm olmaktadır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi benim ilk varsayımım örneklem büyüklüğü idi. Ve bunu dediğimiz gibi makalelerde bazen bahsederler, bazen bahsetmezler. Çünkü yeteri kadar sayıyla yaparlar modeli. İkinci varsayım ise doğrusallık. Şimdi doğrusallık varsayımımıza baktığımızda bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olması gerekiyor. Şimdi tabii bu ilişkinin doğrusal olması iki şekilde ifade ediliyor. İlk olarak saçılım grafiği, ikincisi ise doğrusallık testi. Böyle bir durum var. Şimdi bakıldığında saçılım grafiği şöyle bir if şeydir. Yani buraya mesela bağımlı değişkeni atarsınız. Buraya da bağımsız değişkeni atarsınız. Her bir noktanız burada veri setinizdeki, yani her bir kişi düşünebilirsiniz. Şimdi böyle bir dağılım grafiğiniz var. Bir de bunun görselliği bu. Bir de bunun testi var. Yani testi var. Testinde de şöyle bir durum var. Testi yapacağız. Mesela şöyle yapıyoruz. Deviation from linearity diye bir şey çıkıyor. Ve bunun anlamsız olmasını istiyorsunuz. Yani bunun anlamsız olmasını istiyorsunuz. Böylece arkadaşlar, yani doğrusallığı da iki şekilde test etmiş oluyoruz. Şimdi ben bunların size SPSS uygulamasını, yine Java uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben SPSS veri setimi açtığımda ilk bakmam gereken yer dağılım grafiği. Mesela burada şöyle düşünün. Bağımlı değişken, daha önceki modelde de söyledik. Mesela bağımlı değişkenin final sınavı, bağımsız değişkenin vize olsun. Şimdi ben her bir bağı, yani bağımlı değişkenin her bir bağımsız değişkenle grafiğini test etmem lazım. Ben şimdi bir tanesini test edeyim. Şöyle yapıyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Şöyle bu saçılım grafiği, buradan Graphs'tan devam ediyorum. Burada da bakın scatter dot diye bir şey var. İlkini, simple olanı seçiyorum. Define'e basıyorum. Finali yukarıya attım. Vizeyi de aşağıya attım. Ve okey dediğimde artık görüldüğü üzere böyle bir saçılım grafiği verilmiş oldu. Eğer ben yine aynı şekilde ayrı ayrı gidiyorum. Diğerleri için, diğer şeyler için mesela bir tanesini gösterelim. Yine saçılımdan şöyle define dedim ve final yerine bu sefer de ne yaptım? Quiz'i koydum. Quiz'i koydum ve OK'ye bastım. Bastığımda ve yine görüldüğü üzere saçılım grafiğini verdi. Ve ben bunları tabii ki de raporuma koyuyorum. Gösteriyorum gösterme açısından. Peki ben
Testi nasıl yapıyorum? Test şöyle, analize geliyorum. Compare means'e geliyorum. Means'e geliyorum arkadaşlar. Dependent variable'ımı buraya atıyorum. Yine bağımsız. Mesela vizeyi buraya atıyorum. Independent'ı buraya atıyorum. Ve option'a bastığımda burada bakın. Option'a bastığımda burada ne var? Test for linearity diye bir ifade olduğunu görüyorum. Ve bunu tıklıyorum. Continue diyorum. Ve ardından OK tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra OK tuşuna şurada bir ANOVA tablosu şeklinde bir şey çıkıyor. Bakın şöyle. Ve burada görüldüğü üzere ne oldu? Şuranın ve anlamsız olduğunu görüyorum. Böylelikle yani vizeyle yani şey finalde vize şeklinde şey yapıyoruz. Dediğimiz gibi bunları da diğer biri için yaparsınız. Ve bu şekilde SPSS'i doğrusallık noktasında yapmış olduk. Peki ben bunu Jamovi'de nasıl yapacağız? Hemen Jamovi'yi açalım. Şimdi Jamovi'nin klasik manada doğrusallık testi yok. Tabii bir bekleyelim hemen şeyi açsın hemen gösterelim. Şimdi open diyorum. Browse'a tıklıyorum. Şurada şu Excel'den alalım. Aldık. Şimdi bakın. Normalde regresyon analizine tıkladığımızda lineer regresyon ve burada işte assumption check'e baktığımızda bakın burada linearity yok. Linearity yok. Yani Jamovi diyor ki yani şunları yapsanız da uygundur diyor. Yani şöyle baktığınızda bunları da yapsanız uygundur diyor. Yani çünkü makalelere baktığınızda regresyon analizi makalelerine her birini vermiyor. Yani bir kısmını veriyor varsayımların. Burada yok. Yani o zaman ne yapacağız? Şey olarak bakacağız. Yani dağılım şöyle saçılım grafiğine bakacağız. Ben buradan yine regresyon menüsünden korelasyona geliyorum. Korelasyonda finale basıyorum. Vizeye atıyorum. Attıktan sonra bakın şurada correlation matris diye yani tam şurada şöyle plotta correlation matris diye burayı tıklıyorum. Tıkladıktan sonra baktığımızda bakın otomatikman az önceki saçılım grafiği var ve aynı zamanda doğruyu da seçmiş. Yani bu şekilde yani bunu da böyle görsel anlamda sunabiliyorsunuz. Yani her zaman test sonucunu vermek zorunda değilsiniz. Tabii Jamovi'nin de yani bu klasik paketinde bu yok. Tabii ki de muhtemelen paket çağırabilirsiniz, getirebilirsiniz. Ancak bu da yeterli olacaktır arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda size varsayım anlamında iki tane varsayımdan bahsettik. Birincisi örneklem büyüklüğü, ikincisi de doğrusallık. Peki bunları nasıl ben yazacağım? Öncelikle şöyle yapacaksınız. Nasıl t-test ya da ANOVA'da yazarken öncelikle yöntem kısmına, verilerin analizi kısmına şey yapıyordunuz. Böyle varsayım t-testten ANOVA'dan yazıyordunuz. Şimdi o zaman verilerin analizi kısmına da bu varsayımdan bahsedeceksiniz. İşte bu çalışmada regresyon analizi yapılmaktadır ve şu varsayımlar test edilmiştir. Orada açıklayabilirsiniz. Bazı makalelerde bulgularda da açıklıyorlar bunu. Bu şekilde önce varsayımları, regresyon analizinin varsayımlarını yazarsınız. Yani test etmiş hallerini burada dokümanlarıyla koyarsınız. Ondan sonra gerçek anlamda yani regresyon analizini yaparsınız diyebiliriz arkadaşlar.